Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Sony'nin yeni çıkarmış olduğu amiral gemisi diye tabir edilen, benim de o tabiri sevmediğim üst segment telefonu Sony Xperia Z3'ü tanıtacağım. Sony Xperia Z3, önce dış görünüşüne bir bakalım. Hani zaten klasik, temiz, güzel bir görünüşü var. Sağ tarafında bildiğimiz Xperia'nın güzel on-off uyku modu, açma kapama tuşu, ses açma kapama tuşu, deklanşör ve micro SD kart girişi yazıyor. Ama onun yanında bir de sim kart girişi var. Hani sim kart girişi yazıp da ayrıca kilitlemek istememişler. Sol tarafında ise dock kısmı var. Bu dock kısmı hani PlayStation 4 ile uyumlu. PlayStation 4 koluna takıp oynayabiliyorsunuz. Hani ekran oraya gelebiliyor. Micro USB 2.0 girişi var. Üst tarafında ise mikrofon ve kulaklık girişi var, 3.5 mm'lik. Alt kısmında ise hiçbir şey yok, tertemiz. Sol tarafında şöyle bir girinti var, oraya da işte ip bağlıyorlar ya böyle. Özellikle bayanlar, tavşan falan takıyorlar. O kısım var. Hoparlör kısmını hallederseniz de ön tarafta hani hem sizin size ses veren kısım hoparlör. Genelde üst taraftaki bası veriyor, alt taraftaki tizi veriyor. Hani şöyle telefonu elinize aldığınız zaman oynarken şöyle ses gelmesi de, ya da bir şey izlerken şöyle ses gelmesi de temiz bir şekilde çok da iyi olmuş. Şimdi telefonun dış görünüşüne başlamışken şöyle boyuna bakalım. Boyunu posunu bir ölçelim. Şöyle şöyle tutayım. Şöyle 14,6 cm bir uzunluğu var. 7,2 cm bir genişliği var. Ve kalınlığı ise 7,3 mm. Cihazın kalınlığı. Şöyle dış görünüşünden bahsetmişken de bir ağırlığını da alalım. 152 gram bir ağırlığı var. Bizdeki fazla tartıyor. Bonkör olduğumuz için fazladan veriyoruz. 152 gram bir ağırlığı var. Gelelim özelliklerine. Şimdi baştan söyleyeyim. 4G var. NFC var. Zaten hani NFC ben varım diye bağırıyor şurada. Kamerası 20.7 megapiksel ana kamera. Arka kamerası yani. LED flash var. Otofokus var. Ön kamerası ise selfie kamerası. 2.2 megapiksel. Zayıf düşük gelebilir. Fakat kuvvetli ve temiz fotoğraf çekiyor. Qualcomm Snapdragon 801 Snapdragon diyeyim ben size Snapdragon kendime de yakıştıramadım. Snapdragon 801 Quad Core 2.5 GHz Create 400 çekirdek. Adreno 330 ekran bileşeni yani ekran kartıyla desteklenmiş bir yapısı var. Ekran 1080p 424 ppi. Niye 1085'e 4K video çekiyor? 2K çözünürlük olabilir de ekranda diyebilirsiniz. Ama hani 2K çözünürlük olan bir iki telefon oldukça şarj konusunda başarısız oldu. Hani onu da biliyorsunuz. Şarjı uzun gidiyor. Bir günü aşıyor. Hani normalden açsa da açmasa da, açmasa da akşam yatarken şarja koyuyoruz telefonları da. Hani oldukça rahat gidiyor. Dengelemeye çok iyi ayarlamışlar. 1080p 424 ppi dedik. 3100 mAh. Nano SIM kartla çalışıyor. Hani en küçük SIM kart artık. iPhone SIM kartı diyelim. 16 GB 32 GB'lık iki modeli var. Bizdeki 16 GB modeli. Ama işte dediğim gibi 4K video çekeyim, şöyle yapayım falan derseniz de hemen de hafızası doluyor. Gerçi 128 GB SD kart takabiliyorsunuz. O da o yüzden iyi bir özellik. Gorilla Glass 3 mu var, 2 mi var diye soranlar olmuş. Gorilla Glass 3 yok. 2 de yok. Shatterproof Glass diye bir korumalı cam var. Sony'ye özel mi bilmiyorum ama çizilmiyor ve kolay kolay da kırılmıyor. Öyle güzel. Çizilmiyor, kırılmıyor derken şunu da söyleyeyim. Hani telefon aldığım işte Sony Xperia Z'deki gibi ilk sedeki gibi darbeye dayanıklı değil. Bu cihaz darbeye dayanıklı değil. Kibar bir cihaz. Hani çok çok kibar da değil ama hani darbeye dayanıklı olarak lanse edilmiyor. Hani yere pataküte atmayın diye. Ama toza ve suya dayanıklı. Şu kapakları kapalı olacak tabii ki de. Suya falan sokarken ki zaten sokacağız suya. 3 GB RAM'i var. Her şeyden önemlisi. Gerçi Android işletim sistemi olduğu için hani siz 5 GB RAM olsa da yine onun 4 küsürünü zaten sistem kullanacak. Ama yine 3 GB RAM'i de oldukça hız katmış. Video çekme kapasitesine geleyim. Hani demiştim zaten 4K video çekebiliyor. Hani 2160p'de video çekebiliyor 30 karede. 1080p'yi 60 karede çekebiliyor. 720p'de 120 karede çekebiliyor. Zaten şimdi onun da görüntüsünü koyacağım. Ön kamerada 1080p 30 kare video çekebiliyor. Evet, genel özellikleri bunlar. İsterseniz bir oyun oynayalım 15 dakika. Wi-Fi açık. İşte bak, pil yüzesini de açarım
oynamaya başlamadan önce. Bir 15 dakika bakalım pili ne kadar dayanıyor, nasıl ısınması nasıl oluyor. Ondan sonra tekrar suya falan sokarız. Önce bir ısısını ölçelim cihazın. Hani oyuna başlamadan önce. Şöyle genelde bu tarafı ölçüyoruz. 29.8 santigrat derece. Şöyle bir 15 dakika oyun oynayalım. Şöyle saat dönmeye başlasın. Evet, 15 dakika oldu. Şöyle dönüş yapalım. Şarjı %82 idi. 75'e düştü. %7'lik bir düşüş var. Ki bu başarı, hani biliyorsunuz önceki telefon testlerinden de. Bataryası 3100 mAh. Ama düşmedi. ...45.2 santigrat derecede bir çıktı. Hani öncekini kaçtı. 29.8'den yani 30'dan 45'e çıktı. Bu da ısınmasını bir türlü engelleyemedikleri bir şey. Zaten şöyle bir şey var, 4K video çekerken de uyarı veriyor size, hani ısınıp kapanabilir ama biz bu arada hani kayda alıyoruz rahat olun diye. Şimdi bir su altında bir deneme çekim yapalım de, hani çok da su altına giremeyeceğiz tabii burada. Evet, bir su altında fotoğraf çekelim. Şimdi suyu şu videoya atalım, videoyu çekeriz. Şöyle yan düşsün. Ama şöyle bir şey var. Hani göstereyim şuradan hazır başlamışken. Direkt böyle hani suyun içine sokarsak öyle kendi kendine hani su nereye şey yaparsa telefon oraya doğru gidiyor. Şöyle çekelim deyip. Hani su dokunmatik etki yaratıyor. Su yönetiyor telefonu biraz. Onu da şöyle ayarlayacağız. Hani ayarlayacaksınız daha doğrusu. Ayarlar kısmından şu touch block yazan olayı aktifleştiriyoruz ve suyu ondan sonra sokuyoruz. Yani o şekilde artık istenilen görüntüyü suyun içinde dışında şöyle kamerasını suya sokalım. Bir tane fotoğraf. Şimdi touch block kısmını şöyle kapatıyoruz sonra. Şöyle gördüğünüz gibi suyun içine çektiği fotoğrafta bu. Yani dediğim gibi 1,5 metre suyun altında yarım saat kalabiliyor. Hiç sorun çıkarmadan. Ben şurayı toparlayayım. Şimdi biliyorsunuz hani Sony Xperia Z3 iki model çıkardı. Bir Z3, bir Z3 kompakt olarak çıkardı. Arasında peki bunların ne fark var? Aralarında şöyle gramaj farkı var. İşte bu 3100 mAh. Xperia Z3 Compact 2600 mAh. İşte boyu biraz daha kısa. İşte 12,7 cm. Yani boyu biraz düşük. Ekranın 4.7 inç olması lazım. Biraz kalın, 8.6 mm. 720p ekranı var. HD ekranı var. 319 ppi çözünürlüğü var onun. 2 GB RAM'i var. 16 GB dahili depolama alanı var. 32'liği yok ama yine de 128 GB'lık SD kartla genişletilebiliyor. Onun dışında kamerası, ön kamerası, arka kamerası, hani işte 4K video çekme özelliği olsun, suyun içinde dayanıklılık olsun, her şeyi aynı. Tabii de fiyat farkı var. Şimdi hani fiyat farkında vallahi kaçtan satılıyor bilmiyorum. Fiyatını şöyle araştırabiliriz. Bu Akakçe'den fiyat aralıklarını bulabiliriz onların. Akakçe.com deyip gidelim şuradan. Şöyle göstereyim. Ürün adı Sony Xperia Z3. Ara diyelim. Gördüğünüz gibi Sony Xperia Z3 Compact 1653 ile 1900 TL arasında değişiyor fiyatı. Yani 1900 lira diyelim bizim, en pahalı fiyattan söyleyeyim ben. Çıkış fiyatı çünkü 1900 lira olarak çıktı. Yurt dışı garanti olarak değişebiliyor. Sony Xperia Z3 cep telefonu da 2-300 bunun fiyatı. Gördüğünüz gibi aralarında bir 400 liralık fark var. Hani Z3 Compact'la Z3'ün. Ama saydığım özellikleri derseniz buna 400 lira eder ya da benim ihtiyacım yok. Hani nasıl olsa aynı etki alıyormuşum, kamera mamera aynı derseniz de
aradaki farkı vermeyebilirsiniz. Z3 kompakte tercih edebilirsiniz. O da kötü telefon değil. Sonuçta yine onda da quad core 2.5 GHz 4 çekirdekli işlemci var. Onda da Snapdragon 801 var. Buna da sanırım başta söylemeyi unuttum. Quad core 2.5 GHz 4 çekirdekli işlemci var bunun içinde de. Create 400 olarak geçiyor. SAR değerini söylemeyi unuttuk. SAR değeri mühim. Hani bazı çakma telefoncular söylemiş, hani SAR değerini ölçtük, bakın işte orijinalin düşük çıktı falan. SAR değerini ölçmek, zaten ölçecek laboratuvar şu an Türkiye'de yoktur büyük ihtimalle. Özel bir birim. İşte deri doku örneği falan alınıyor, onu da söyleyeyim. Kafada 0.62 watt bölü kilogram. Vücutta da 0.65 watt bölü kilogram bir SAR değeri var. Oldukça da iyi, hani düşük olması, ne kadar düşükse o kadar iyi aslında. Son olarak desibeline bakmayı unuttuk. O anda şöyle bakalım. Zaten Sony Walkman özelliğini söylemeye gerek yok. En fazla dışarıya verdiği ses 83.2 desibel. O da hoparlörü şunun arkasında bir yerden ses buradan geliyor kuvvetli bir şekilde. Hani subwoofer gibi. Şurası da herhalde başka bir zımbırtıymış. Ben ilk başta ses şeyi burada dedim, hoparlörü de. Yani 80 ile 90 arası zaten bağırma diyebiliyorsun. 90'dan sonra zaten artık uçak falan gidiyor. İyi. Desibelinde bir sıkıntı yok. Gerçi az önce suya soktuk. Belki ona biraz kısık vermiş olabilir. En azından temiz veriyor sesi. O da ayrı bir kaliteli. Evet, Z3 kısaca böyle bir telefon. Bizi WebTekno Facebook adresinden takip edebilir, Twitter adresimizden bize mention atabilirsiniz. İşte nesi iyi, nesi kötü diye. WebTekno TV YouTube adresini takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. İki video gelirse ilk önce sizi görürsünüz. WebTekno.com adresini takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada darbeye karşı dayanıklı değil, toza karşı dayanıklı. Bu da acı bir gerçek oldu.